İçimde karadan bir adam ağlar. Yaşlarımla bu son yazımda erir seni hala. Parmak izleri her yaramda. İçimde karadan bir adam ağlar. Yaşlarımla bu son yazımda erir seni hala. Parmak izleri her yaramda. Canlandır o yalan sözler, söylersen yüreğimi keser. Kaçsam ben şimdi kendimden ve senden, denize yeniden. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmadı. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmadı. İçimde karadan bir adam ağlar. Yaşlarımla bu son yazımda erir seni hala. Parmak izlerim her yaramda. Canlandır o yalan sözler, söylersen yüreğimi keser. Kaçsam ben şimdi kendimden ve senden, denize yeniden. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmadı. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmadı. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmadı. Beni kimse anlamıyor diye, güvenilmez ellere sarılırdım her gece. Yıkılsın bu kaderin duvarları, yakılan mektupları başkası yazmadı. Hoş geldiniz. Bu hafta da Aydilge ile Bizdensine hoş geldiniz. Biliyorsunuz benim konuklarım ülkemizde yaşamayı tercih eden yabancılardan oluşuyor ve yine iki tane harika konuğum var. Öyle ülkelere gideceğiz ki bir tanesi çok kardeş, çok tanıdık. Aslında kültürümüz çok bir. Bir diğeri de UNESCO'nun yaptığı anketlere göre insanların dünyada en çok görmek istediği, en çok gitmek istediği, ziyaret etmek istediği birinci ülke. Hangi ülke mi? Ona da geleceğim ama önce Kırgızistan'a gideceğiz. Aslında Kırgızistan'ı bize getireceğiz. Kırgızistan'dan çok güzel bir konum gelecek ama öyle güzel dedim de öyle laf olsun diye dedim sanmayın. Best Model of the World'de en iyi fizik ödülüne de layık görülmüş kendisi. Kırgızistan'dan Ayza'yı davet ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi sanki kısa olduğum yetmiyormuş gibi kısa boylu olmamı yüzüme çarpıyor şimdi Ayza. Maşallah selvi boylu böyle denir ya, incecik selvi boylu. Ben de böyle 1.57 boyumla olsun, ne yapalım, beni de böyle idare edersiniz artık. Bir diğer konuğum, işte dedim ya hani sormuşlar dünyada en çok nereye gitmek istiyorsunuz? Turistler en çok Küba'yı merak ediyorlar. En çok oraya gitmek istiyorlar. Ama o Küba'yı bırakmış gelmiş ülkemizde yaşamak istiyor. Ülkemizde de yaşıyor zaten. Hem de çok güzel müzikler yaparak yaşıyor. William'ı davet ediyorum. Sen hemen geldin, böyle yaparak geldin. Küba'da tabii, böyle yapmıyorlar galiba, değil mi? Kübaliler durmaz. Böyle bir müzik duyduğun zaman durmak yok. Küba'da hemen başlıyoruz oynamaya diyorsun. Tabii, ama herhalde böyle oynamıyorlar. Bu biraz bize özgü galiba, değil mi? Aslında yavaş yavaş Kübaliler başladı mı? Opucu bölüyor böyle. Zaten biliyorsun. Turdisi Küba'da şu anda birinci numara. Kim? Turdisiler. Ha, Türk diziler. Evet. Aa, benim şarkıları da o zaman Küba'da biliyorlardır, izliyorlardır. Kesinlikle. Ben kesinlikle. Türk dizilerini şarkılar yapıyorum. İşte Kiralık Aşk, Kiraz Mevsiminde, Yalnızlık Masalı, Benim Adım Melek, Çatı Katı Aşk, bir sürü dizi oldu. Demek oraya gitsek belki benim şarkılarla da dans ederiz, oynarız hep beraber. Tabii, şaşırmaz. Zaten şu anda Alara var, Mustafa var. Böyle Kübaliler isimler kullanma başladı. Ali, İbrahim. Ali deyince bir dakika. Ha, Ali senin için bir de özel bir isim. İşte. Tabii ben çünkü. Çok sevdim. Yani eskiden William, artık William yok. Ali Gonzalez. Aynen. Ben William diye çağırdım seni ama. Ali aslında. Evet. Şimdi artık ismin Ali oldu Türkiye'de. Evet. Ali Gonzalez, hoş geldin. Canım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yakın kültürlerden geliyoruz aslında. Evet. Özümüzde bizim köklerimiz aynı. Ama yine de ben çok merak ediyorum. Seni hangi rüzgar attı da Kırgızistan'dan geldin ülkemize? Nasıl oldu? İşle alakalı gelmiştim. Bu korona olayından önce zaten Avrupa taraflara çıkmayı düşünüyordum. Ama rüzgar aldı ve de Türkiye'ye getirdi. Sonra bir anda korona başladığı için çıkamadım. 3 ay çalışmaya gelmiştim. Kontratım 3 aydı. Ondan sonra 3 aydan sonra korona bastı, gidemedim. Uçak biletini bile kesmiştim. Sonra da hoşuna gitti kaldın. Evet, gidemedim. Sonra da burada işim devam ettim. Devam etti. Evet, öyle. Şu an artık ikinci sene gidiyor. Türkçen de çok güzel. Evet, bu Türkçenin üstünde çalıştım ama yine de eksikler var. Olsun ama bayağı iyi. Gene bayağı konuşabiliyorsun. Harika. Teşekkür ederim. Peki, böyle ülkemize geldiğinde seni çok şaşırtan, böyle aa ne kadar enteresan dediğin bir şeyler oldu mu? Evet, onu anlatacağım çok sırasıyla. Yani hemen üstüme gelen böyle çok şaşırtan beni niye oldu? Mesela sizde burada çok tatlı konuşuyorlar ya. Heh. Bizde mesela canım diye söz özellikle sevgilisine çok yakın insanla söylüyor. Burada sağ sol canım aşkım bir tane. O çok samimi geldi. Evet. Ben de şimdi mesela hoş geldin canım dedim. Değil mi? Hani böyle biz hemen yakınlık kuruyoruz böyle. Ben artık alıştım. Ben de aşkım bir tanem hayatım ama o zaman dedim bu nasıl? Niye canım diyor. Ay bu sözün değerini getiriyor diye çok şaşırmıştım. İlk tanıdığım insan bile misafirlikle gitsek orada kadın beni görmedi hayatında. Ay bir tanem hoş geldin falan filan. Aa diye çok şaşırıyordum. Aslında Türk örf adetlerini de biz çok severiz misafir ağırlamayı. Baktım böyle Kırgız geleneklerine sizde de öyle ama yine evet. de birazcık daha hani saygı sizde hani bir tık daha sanki o ön planda ve hep evet. bir mesafe var evet, gibi geldi bana da. Büyüklere özellikle yaşlılara yani. Çok mesafe. Hatta o anlamda sanki Kübalılar bize daha yakın. Kübalılar da çok bizim gibi. Oy canım falan evet. değil mi? O konuşuyor ben diyorum. Kübalılar. Benim anne sana korursan aynı bir şey. Aa yarın aşkın gal. Aynen. Küba ve Türkiye çok aynı benzer noktası var. Çok. Acayip. Yine de senin çok şaşırdığın bir şey oldu mu? Aa hiç bu beklemiyordum ya da aa ne kadar enteresan dediğin burada görünce böyle aa dediğin. Aa en şaşırdığın bir şey Türkiye. Sabah yami sessiz var ya. Ezana şaşırdım. Oo. Ben Mayıs 2001 geldi. Türkiye'de İstanbul. Ezan sesi farklı geldi. İl sabah, ne güzel. Küba'da normalde Christian tan tan. Çam sesi geliyor. Evet. Ya ben onlar müzik bile var günaydın söylemek için. Ne güzel bir şey ya. Bu il şaşırdın. Film görüyorsun, diziler görüyorsun ama yanlı duymak. Oo. Ha, başka, çok farklı geldi. Anladım, tüylerin diken diken oldu. Çok güzel diyorum. İlk gün ben diyorum da burası kalacaksın ya. O kadar ya müzik evet ya. Sen bir anlatsana nasıl geldin William? Sen Türkiye'de çok değişik de güzel de tatlı bir hikayen var. Ben biliyorum ama izleyicilerimiz de dinlesin. Böyle bayağı seçmişsin yok demişsin. Ben Türkiye'ye geleceğim demişsin. Ya Macis'dan 2001 Küba'da müzisyenler çok gruplar çalışıyor. Yani. Evet. Zaten Savata, devamlı müzik var, devamlı. Yani Havana'da kabatti müzik, yani müzikle yapabilir, öyle yani müzik ve sabah kadar böyle durmuyor yani. Evet. Durmuyor. Bir sabah daha gidiyorum bir grubu, diyor, İspanya bir sene kontrat, İspanya. Peki, aynı gün aşağıda birisi gelmiş, kardeşin var, bir kontrat Türkiye 3 ay, Türkiye. Oo, bir dakika. Bir dakika. Bu başka bir şey. Türkiye. Farklı dil, farklı din, farklı kültür, yemek, kültür, her şey farklı. İspanya tabii çok yakın geliyor gene de yani. Biz %50 İspanya. Evet. Ne farklı olacak oraya? o zaman Türkiye'de gider. İlk gün burası dediğim gibi diyorum. Burası kalacağım. Bir orkestra ile geldi. Mamgo çalıyordum. Arkadaşlar sana haber olsun. Siz Küba'da onur, ben burası kalacağım. Nasıl karar verdin böyle geldin, böyle baktın Bodrum'a indin galiba değil mi ilk? Ya ilk gün İstanbul, gün sonra gitti Bodrum, Turbük'ü. Turbük dedin ki 3 ay. Ben burada kalacağım, 3 ay değil. Deniz öyle soğuk, sakin, of. Dedim ben gitmiyorum. Türk yemekleri sevdim. İnsanlar o kadar sıcak. Yani İstanbul dışarıdan gidiyorsun. Nasıl oluyor? Havana dışarıdan gidiyorsun. İnsanlar aynı. Yani benim hanım Küba'ya gitti. Bir sürekli söylüyorum. Türkler gibi. Ben diyorum burası. Kübalılar gibi. Aynı. İnsanlar o kadar çabuk. İletişim kurabilir. Çok güzel. Sıcakkanlı candan. Harika. Çok güzel. Harika. Ama sizin içinizde de böyle devamlı cıvıl cıvıl müzik. O çok güzel. Sizin müziğe düşkünlüğünüz harika. Cıvıl cıvıl içiniz. Vallahi ben de çok seviyorum Kübalıları. Ama dediğin gibi çok benziyoruz. Şimdi Kırgızistan'la ilgili birkaç şey biliyorum. Sana onları soracağım. Türkiye'de biliyorum hani yemekler çok güzel. Sen de modelsin tabii çok dikkat etmen lazım ama. Evet. Kırgızistan'da ben bir yemek duydum. 5 parmak diye. Evet. Onun niye adı 5 parmak? Çünkü onu parmaklarla yiyiliyor. O yüzden. 5 parmak nasıl bir yemek? Kamur açılıyor. Onu kesiyorlar. Sonra üstüne bol et. Oh. Öyle. Ben de çok biliyorum. Yemekle çok aram yoktur diyorsun muhtemelen. Ya da, ama evet. Türkiye'de en sevdiğin yemekler ne oldu mesela? Türkiye'de mi? Kelle paça. Kelle paça. Evet. Aa! Çok seviyorum. Başka? Şişler size çok güzel. Şişli yani her şey çok güzel. Bir de şey sütlü baklava nasıl diyor? Sütlü baklava. Evet, onu bayılıyorum. Aa, ben sütlü baklavayı vallahi ben de bilmiyorum. Onu ne diyor? Soğuk. Ha, Huriye. Huriye değil. Nuriye. Evet, hiç yemek yapamayan ve şerbetli tatlıları yemeyen bir insan olarak Huriye dedim Nuriye'ye. Çok özür dilerim. Ben de tatlı yemiyorum da ama onu seviyorum. Evet, onu yiyebilirim. Evet, çok güzel. Ya, onun dışında Kırgızistan'da da çok lezzetli yemekler var diyorlar. Ne oldu? Niye gittin? Ay, onlar gülüyorlar. Ah, görüyor musunuz? Sütlü sevgili izleyiciler. Konuğumuzu güldürüyorlar. Ay. Onlar bir orkestra benim mutfak bilgisizliğimle dalga geçiyor. Konuğumuz da onlarla bir oldu. Benimle balı biliyorlar ama haklı. Haklı. O Kırgızistan'dan gelmiş. Sütlü baklava diyor. Nuriye diyor. Ben diyorum ki Huriye. Gülmesinler. Gülmesinler de ne yapsınlar. Haklısınız vallahi. Haklısınız ama şeyi merak ediyorum. Mesela böyle Kırgızistan'dan geldin. Ya çok özlediğin orada. Türkiye'de yok. Mesela Kırgızistan'da var, Türkiye'de yok. Evet. Ne oldu öyle çok özlediğin? Aa, ben mesela bu 5 dakikada hazır olan makarnalar var ya. Heh, onları mı özledin? Onlar çok güzel bize. Size tadı yok ya. 5 dakikada hazırlanan makarnayı mı özledin? Ama artık onları yemiyorum. Ama çok seviyordum. Burada artık bıraktım. Ben de zannediyorum ki şey diyeceksin. İşte... yaylalara çıkmayı özledim, ata binmeyi özledim çünkü Kırgızistan'da acayip yaylalar var, dağ, tepe, çok güzel trekking yapılıyor, göçebe toplum geleneklerini hala sürdürüyorlar, hatta hala çadırlar, yörükler evet. Kuruluyormuş. Evet. Anlatsana biraz, ben niye anlatıyorum sana? Evet, eskiden bizim bizim memlekette yani bir yerde durmuyorlardı çünkü eskiden böyle mallıya geçiniyorlardı için mesela bir ay bir yerde kalsa bir ay bir yerde evet. Ama artık o öyle bir şey yok ama yazınları gidiyorlar mesela köyde mallarını alıyor gidiyor. Serin de olsun diye herhalde yaylaya çıkıyor tepelere evet, dağlara. Evet çünkü nasıl diyor yani köylerde yapıyorlar meyve falan yapıyorlar. Ne diyor? Ekiyorlar, biçiyorlar, onları topluyorlar. O yüzden mesela o inekler tosunlar, onları yemesin için götürüyor uzaklara. Ha, onları otlatıyorlar. Sebebi o, evet. Bir de oralarda daha yeşilçeler bol. Yeşiller, doğa öyle. Var. Ve tabii evet. Seviyorsunuzdur havasını, suyunu evet, oranın. Evet, benim akrabalarım var. Ben yani seviyorum, evet, yazında onların yanına gitmeyi. Orada çok güzel havası yani sanki orada hayat değişik, suyunun tadı bile değişik. Her şey daha tertemiz. Farklı. Ama denize kıyısı yok Kırgızistan'ın. Sen buraya gelince denizi çok sevmişsindir diye düşünüyorum. Tabii deniz olan yere gelen insan deniz olmayan yere gidemez. Bizde mesela Isık Göl var. O göl ama sanki deniz gibi hem de tuzlu bilmiyorum sanki yani bir damla deniz bizim yerimize koydu gibi. Oraya mesela yazın tatile... yabancılar, turistler geliyor. O var bize deniz gibi. O gölünüz evet o meşhur. O evet. İdare ediyor biraz. O ihtiyacı karşılıyor. Evet. Ama tabii deniz gibisi tabii, gibi olmuyordur tabii. Gibi sanki. Evet. Bilemedim. Ya, peki güzel. Senin bir çorba hikayen var. Bana onu anlatsana. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bir duysun. O çok iyi numara. Hala hatırlıyorum. Ve diğer iki Kübalılar. Kübalı bir grupsunuz. 7 kişisiniz. Yani biz Bazen biz geçiyoruz, bazen Gündoğar Arkan geçiyor. Ben Gündoğar Arkan fan başladık. Gündoğar Arkan grubunun hayranı oldum. Gündoğar bayılıyorum ona. Çok seviyorsun. Evet. Biz aynı sahne çıkıyoruz. Bir bayan yani 65-70 yaşında falan geliyor bize. Yani insanlar geliyor, aa muhteşemsiz falan. Biz bir şey bilmiyoruz yani. Sadece saygı. Ama bu bayan sürekli diyor. Çorba, çorba, çorba. Biz bir gün biz diyoruz garba çorba merhaba demek. Ya da çok yani güzel. Çorba çok güzel demek olabilir. Bayan kalmış. İnanılmaz. Her gün aynı bir şey. Her gün geliyor çorba diyor. Çorba, çorba, çorba. Ben görüyorum onu. Çorba. 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 Bayan gitmiş. Sonra çorba getirdik bize. O kadar utanıyoruz. Bana herkes gülüyor. Zaten bayan bana geliyor. Sürekli bana geliyor. Peki işiyorum çorba. Bu bugünden çorba ama bir dakika bu bildiğin çorba değil yani. Biz böyle başladık, böyle bitirdik yani. Oo, çok lezzetli. Oo, burası Türkiye'de. Ben çorbacı oldum bu. Sen çorba, çorba hayranı. Devam çorba içiyorsun çorba, şimdi. Ne çorbası? Mercimek çorbası mı? Yayla mı? Ne acaba? Domates mi? Bak söyleyeceğim. Ben sadece Kapadosya, Türkiye'de sadece Kapadosya çalışmaya gitmedik. 3 kere bütün Türkiye'ye dolaştık. Küba müziği çalma. Ve her yerde gidiyoruz. İnsanlar getiriyor. Yemeği yere. Oo. Koleksiyon var kafada. Çorba dışında en çok neleri sevdin o zaman? Yani karışık yani. Çok seviyorum. Bir sürü şey var. Kelepaşa. O da olabilir mi? Kelepaşa çok seviyorum. Yayla. Yayla çorbası. Yayla çorbası çok seviyorum. Sen bayağı çorbacısın sen. Benim hani yani ben böyle aşık oldum yani. Çorba konusunda. Ya ama her yerde Türkiye'de yani ben sana söyleyebilirim. 10 sene Türkiye'de Küba'ya gidiyorum, dönüyorum. Diyorum anne, ikinci gün anne ayran yok. Aynı anne bahara, Türkiye bahara, öyle bir şey yok. Annenden ayran mı istiyorsun? Aynen tatlı. Ve anne sonra getirdik Küba'da, Türkiye'de. Annen sevdi mi ayranı? Burası. Geldi şey diyor. Oo, şu an anlıyorum. Böyle yapıyor. Zaten benim anne bütün Türkçesi işliyor. Koleksiyon var. Ay ne tatlı. Koleksiyon. Biliyorsun Küba'da internet Türkiye gibi olmuyor. Daha sınırlı Türkiye'de değil mi? Daha kısıtlı. Yok, Küba'da bir sistemi var. Sen bir memory getiriyorsun. Yarın dolar veriyorsun. 18 GB dizi, film, istediğin bir şey alıyorsun. Eve gidiyorsun, koyuyorsun. Sosyal bir aktivite. Oh, çok yani, iyi. Türkiye kadar, turlar kadar Kübalılar dizi biliyor. Vallahi. Bütün tur dizi. Ay anneciğine buradan sevgilerimiz, selamlarımızı gönderelim vallahi. Ay ne tatlı. O da sevdi yani. O en çok çorbamı sevdi. O ne sevdi? Benim anne benim gibi çorbacı oluyor. O da çorbacı. O da çorbacı. Allah Allah. Benim anne çok iyi yemek yapıyor aslında. Küba bayan olarak. Ve burası şey çok seviyor. Mesela nasıl sebze yemeği var ya. Zeytinyağlı sebze yemeklerimizi seviyor. Ben de öyle. Ben çok sebze, zeytin falan çok seviyordum. Balık çok seviyorum. Aslında her ay Bodrum'a gidiyorum. Balık tutuyorsun. Balık tutmam. Kaçırma. Harika. Kaçırma. Bak şimdi Bodrum'u da çok seviyorsun ama sen esas İstanbul'u da çok seviyorsun. Şimdi senden İstanbul için yazdığın ay ne kadar güzel bir şarkı yazmışsın, bestelemişsin William. Ben çok sevdim. Şimdi dinleyicilerimiz de duyacaklar. Orada bir yandan hani bir kısmını Türkçe söylüyorsun ama büyük çoğunluğunu Kübalılar için söylediği için İspanyolca söylüyor pek çoğunu. Ama sonra diyeceğim ki ne anlattın İstanbul'la ilgili diye sana soracağım birazdan. Orada söylüyorsun, sayıyorsun. Yoksa kötü bir şey mi söylüyorsun? Yok öyle. İstanbul şikayet yok. Şikayet yok. Yok. Bence de yok. İstanbul'umuz bir tane. Hadi dinleyelim mi senden parçanı? Tamam. Olursun. Şöyle alalım seni. Hadi bakalım. Amerika'da var İstanbul. Kalbinde taşıyorum seni, kalbinde. Oh oh oh. La 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 la. Estambul, la ciudad de la magnificencia, lo digo de corazón y de conciencia, tiene tradición y una larga historia, tiempo de crisis y también de gloria, inmensa comida y bellas mujeres, se puede probar aquí quedarte quieres, le canto a Estambul y que mi canto suba, aunque no estoy en La Habana, aquí yo llevo a Cuba, y a las mujeres de Surquilla le gusta el tendón, y mueve con impulsadera, en una fiesta bailando una salsa, con chocolate tremenda toda, y como dice... İstanbul, İstanbul, ne kadar seviyorum seni, ne kadar, oh oh oh, İstanbul, İstanbul, kalbinde taşıyorum seni, kalbinde, oh oh. Mira cómo bailo, mira cómo gozo. Estambul es una sabrosura, caballero. Vengan para acá, para que vean que gozo. Estambul, Estambul, el canal se vio un serio, el canal, oh, oh, oh. Estambul, Estambul, calmina la ciudad un serio. İstanbul, İstanbul, ne kadar seviyorum seni, ne kadar, oh oh oh. İstanbul, İstanbul, kalbinde taşıyorum seni, kalbinde, oh oh oh. İstanbul. Sí. Süper. Kalbim İstanbul. Evet, kalbimde taşıyorum seni. Harikasın, harikasın. Ay ben çok sevdim bu şarkıyı. Konuğumuzu bıraktım geldim. Hiç misafirperver değilim. Vallahi seni bıraktım koşa koşa geldim yerime. Oh oh oh. Ama tam Türk misafirperverliği. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Biz sana çok teşekkür ederiz. Ya ne kadar güzel. İstanbul, İstanbul, kalbimde taşıyorum seni, kalbimde. Oh, ay çok güzel. Peki, vallahi ben bak nasıl akılda kalıyor. İlk defa duydum, pat söyledim. Bu kadar akılda kalıcı bir şarkı. Çok güzel. Hedef bu. Hele bu. Çok güzel, çok ya. Güzel. Bir şey diyeceğim, anlamadığımız yerlerde ne anlatıyorsun onu söyle bakalım. Yani, sakın gelmeyin, istemiyoruz. Yo, yo. Çok trafik var. Dediğin gibi, İstanbul geldiğin zaman, sabah, cami sesi, işte da şittik. Şey var, İstiklal Caddesi var ya. Ha, İstiklal. Aynen. Küba'da böyle bir İstiklal var. Küba'da olan yani obispo. İsim obispo. Gidiyorsun oraya, bütün turistler geliyor. Herkes gidiyor oraya. Herkes. Zaten sabahda bütün yani 7-8 kişi grubu var her yerde. Kontrabazda sabahtan akşama kadar. Akşama kadar. Her gün full. Ya müzik sevmeyen yok değil mi Küba'da? Herkes müziği seviyor. O zaman hasta diyorsun, deli misin? Deli yani. Diyorsun. Hastane girmelasın yani. Yani. Mesela Türkiye'de Sen çok buluk açıyorsanız polis alıyorsun. Aa, benim kuşum rahatsız oluyor. Aa, polis geliyor, tatak o kardeş oluyor. Masa. Küba'da aynı sahne. Aa, polis benim kuşum rahatsız oluyor. Bulun çok. Polis ne diyecek? Aa, ne bekliyorsun o zaman? Katil, git oraya. Sen de oyna. Sen de dans edin. Beni arıyorsun bana. Anlıyor musun? Böyle müzik çok önemli. Müzik evet. Evet. Önemli. Biz Afrika, yarısı Afrika, yarısı İspanya. Tabii Afrika kültüründe de dans, müzik. Bütün müzik İspanya, Afrika'dan geliyor. Aynen, aynen. Bütün. Çok çok güzel. Dur birazdan yine senden bir şeyler alacağız. Ama şimdi yine bir Kırgızistan'a gidelim. Şöyle dağ, tepe, biraz daha mesafeli, daha sok. Öyle Kırgızistan'da devamlı oynamıyoruz değil mi? Her müzik duyduğumuzda kalkıp... Yo, bizimkiler ağırbaşlı. Biraz daha ağırbaşlılık var sanki. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Bir tane örf adetinizi biliyorum. Onu anlatsana bize. Hani misafir geliyor, çayı tam koymuyorsunuz galiba değil mi? Evet. Ya ben çok da meraklı değilim bu bizim eski şeylere ama böyle bir şey var. Yani sıcak sıcak az azdan içiyorlar. Bir de doldursan saygısızlık gibi ama neden anlamıyorum, ben de tam böyle bir şey var. Doldurunca şey gibi oluyormuş hani, ay git istemiyorum. Bilmiyorum hani... niye doldurdun diye kızıyorlar. Ben mesela böyle evdeyse böyle, bu niye böyle yaptın, hayırdır diyorlar. Az koyacağız. Ay bizde aslında biraz terstir. Bizde böyle tabağa az koyarsan ayıp olur hani. Yok yemek o bizde var ya 2-3 kat. Sofra yapıyorlar düğünlerde mesela. Aa, onu söylemiyor düğün. Söyle. Sizdeki düğün nasıl bizdeki? Onu şaşırdım. İlk defa 2-3 ay önce Türk düğüne gittim. Ay çok giyindim, çok şıkım, gidiyorum. Hepsi sanki işten sonra gelmiş gibi. Neyse düğün başladı. Oynamaya başladı. Hep oynuyorlar. Masada bir şey yok. Sadece su. Ben diyorum böyle mi diye, yemek vermeyecekler. Yani bizde mesela yemek değil orada, yani 2 kat o kadar full yemek. Bir de en sonunda poşete koyup herkesi evlerine şey götürüyor yani. Kalan yemek, fazla yemekleri. Ya evet, çünkü orada en sonunda çok saygı gösteriyor. Saygı bizde nasıl anlamda? Et böyle parça parça kocaman etleri de getiriyorlar. Onu ekmek koyup onu her şey götürüyorlar bize. Kalmaması lazım hani, saygısızlık olur yemeğe. Çok her şey, ne istersen orada yani her şey var. Ama bir şey diyeceğim, aslında Türk düğünleri öyle, sen değişik bir düğüne gitmişsin bence. Çünkü Türk düğünlerinde genelde yemek olur. Olmayanlar da var tabii artık ama genelde yemek olur. Bir de insanlar hakikaten süslenirler. Hani dedin ya, işten çıkmış gibi gelmişler. Normalde Türk düğünlerinde bayağı süsleniriz ya. Bayağı böyle şık. O zaman ben başka düğüne gitmiştim. Hakikaten ters bir düğüne gitmişsin. Aynen. Bizde ya evet, hep oynarlar, doğru. Oynama hep vardır ama genelde yemek de olur düğünlerde. Olmasa bile hani böyle kuru yemişler, işte hafif kuru pastalar, bir şeyler olur yani. Ama yine de demek normal bir ailede öyle bir görüntü olabilir demek bu. Düğün hiçbir şeysiz yani. Bir şey diyeyim mi? Ailenin ekonomik durumu ne olursa olsun, yani düğüne biz çok önem verdiğimiz için ya artık borçlanıp harçlanıp insanlar düğünde yine de böyle sofrasını şık göstermeye, zengin göstermeye çok çabalar aslında. Evet. Yani düğün çok önem veririz biz. Ama demek ki belki de çok modern bir düğüne gitti. Hani çok modernler belki. Yani hiç gerek yok yemek yemeye falan gibi mi düşündüler? Yabancılar. Turlar da şöyle evlendik. Bu düğün turlar mı? Nasıl? Bu düğün. Gittiğin düğün. Türk mü diyor? Türk mu? Türk. Şaşırdım ben de. Hep oyunlara oturmuyorlar ama. Onu yaparız. Onu oynama var. O devamlı. Ya benim eşim son derece cool bir adam. Yani gördüğünüz kemancı benim eşim. Ya hayatımda oynadığını görmedim. Ay, arkadaşının düğününde eşimi ilk defa oynarken gördüm. Bir baktı harmandalım, o ne o? Bu ne bu? Bu böyle bir şey yapıyorsunuz ya. Aslında Ankara misket oynarken gördüm eşimi. Aa dedim, bu adam kim? Evde Mozart, Beethoven. Düğünde Ankara misket. Öyle bir şey. Bir şeyin Küba'da diyoruz. Birinci saatten sonra herkes şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon herkes? Yani Dün geliyorsun, biraz utancı geliyorsun ama saygı şey falan. Birinci saat geçtikten sonra... Herkes böyle, bırakıyor, oynuyor. Hadi hadi. Ha, bizde bir laf var, onu biliyor musun? Oturmaya mı geldik? Oturmaya mı geldik? O dendi mi artık herkes kalkıyor, oynuyor. Hadi. Ama bir dakika düğün dedik şimdi. Senin eşin Türk. Evet. Zordur almak bizden kızı. Ya. Neler çektin anlat bakalım. O yüzden Muğla taşındık. He. Sebebi o. He. Aslında Muğla çok benziyor benim yere Küba'da. He. Ben Havana değilim. Ben Küba'da Adanalı gibi. He. Küba, Adana bir yeri. Yani Olgin. Oraya Olgin Muğla çok benziyor. Ve dediğim gibi Bodrum, Marmaris, Datça her yerde çalıştık ama hiç almadık yere Muğla. Yağmur biz 3 sene falan beraber oluyoruz. Ve benim anne, benim babam tanışmak tabii nasıl gideriz hemen. Gitti ilk gün aynı bir şey. İlk gün diyorum o. Seviyorum orası, çok esik, hava, insanlar çok eğitimli. Gidiyorsun, araba duruyor, buyurun diyor. Ne güzel, herkes birbirini saygılıyor. Ve kaldık, oraya evlendik. Yani 3 ay, 4 ay oluyor, Ağustos. Peki zorladılar mı seni, vermeyiz kızımı dedi mi babası mesela? Yok, peki babası... öğrenmeni sevdi. Üniversite öğrenmeni anne üniversite öğretmeni annesi babası. Için, onlar bu açık kafa var. Adam bana sen balık tutmak seviyorsun. Bayılıyorum. Çorba seviyorsun. Adam katlanıyor hep pa diyor. Ah işte benim oğlum. Bitti. Zaten 12 Yağmur'un annesi Küba'ya beraber gitti. Biz oraya hep istedik Küba görmek. Ben diyorum tamam isteme hala gideriz hemen. Uçaklarda gitti. Ve çok seviyor oraya Küba. Ay dur sana ben Küba ile ilgili de merak ettiklerimi soracağım. Yani biz mesela gitsek Küba'da neleri beğeniriz diye soracağım ama önce Kırgızistan'ı soracağım. Biz diyelim ki eşimi aldım ben Mutku'yu. Kırgızistan'a gitmek istiyorum. Nereleri gezeyim? Ne tavsiye edersin bana ülkenle yani ilgili? Çok çok tarihi yerler. En çok nereleri gezeyim ama? Nereye gideyim? Önceden Isık Göl oraya gidip tatil. Gölü diyorsun, o göl çok meşhur, evet. Sonra yani çok güzel yerler var, dağlar, daha başka göller, yani dağın üstünde, yani efsane yerler çok. Mesela bizde, nasıl diyeceğim, oblast, şehir, 7 şehir, yani öyle açıklayabilirim. Yani o 7 tane şehirden, her yerden meşhur yerleri vardır. En çok nereyi tavsiye edersin? Oştu tavsiye ederim. Orada var, dağ var. Süleyman Dağı diye. Oraya kesinlikle gitmenizi isterim. Çünkü şehrin ortasında dağ var. Böyle taştan içinde de müze yapmışlar. Yani oraya dünyadan insanlar geliyorlar, şehrin turistler. Şehrin ortasında dağ var. Evet. Valla enteresan. Çok güzel. Peki sana bir de modellikle ilgili sorayım. Şimdi Best Model of the World çok zor elde edilebilecek bir ödül, yani en iyi fizik ödülü. Evet. Nasıl bu formu koruyorsun? Gözüktüğü kadar hani insanlar böyle kolay zannediyorlar ya model olmayı falan. Biraz böyle bize dert yansana anlat bakalım. Perde arkasında çektiğin çileyi. Anlatayım şimdi sizlere. Diyet, yemeğine bakacaksın. Mesela ben genetik olarak da biraz babam böyle zayıf, kilo almıyor ama yine de tabii istediğin kadar yiyorsan, içiyorsan, yatıyorsan tabii kilo alırsın. O yüzden ben yemeğime bakıyorum. Tatlı kesinlikle yemiyorum. Yani bu çok zor spor. Her zaman spor. Hayatım sporla geçti. Yani gençliğim ben Rusya'da geçindiği için orada yani yapmadığım şey kalmadı. Bu modellik aslında çocukluğumdan bile var. Defile ilk 9-10 yaşında, 11 yaşında çıkmıştım. Ha, yani, ilk defileye. Evet. Çocukluğumdan spor yaptığım için bence onun da etkisi var. Yani üniversitede bile en son zamanda şey oynuyordum, voleybol. Ondan ya, önce çocukluğumda... O modern yürüyüşünü bir göstersene bize ya. Ben bu kadar yürüyemeyen bir insan yani düz yolda. Bak ne kadar mantar gibi yürürüm şimdi. Olur. Bak şimdi bak. Yani en... Nasıl anlatırım? Sen yürü yeter, ben seni takdir edeyim. Düz olmak lazım. Tamam, düz. Evet. Düzüm. Pardon. Cool. Yapalım. Evet, çok güzel. Yine mi? Ya, oldu bence. Şöyle bir şey. Çok güzel oldu. Şöyle bir sorunumuz var. Şöyle bir sorunuz var Ayza. Ben yürürken ellerim böyle gidiyor. Yani şöyle yapınca benim kolum böyle gidiyor. Ya bu normal bir şeydir. Çünkü bu vücuda bedene oturması lazım. Evet. Bu için çok zaman lazım. Ya benim işim zor. Ya ben böyle yürüyorum, ne yapayım ya. Zamanla. Sen çok güzel yürüdün. Vallahi gerçekten. Ay çok enteresan. Ayağını öne atınca psikolojik olarak benim kolum geriye gidiyor. Yani onu buraya atınca bu böyle gidiyor. Buraya gidiyor. Onlar işte çalışarak alışıyorlar tabii. Vallahi. Yani ben hala her sene eğitim yenileniyorum. Çünkü her sene ben mesela sadece Türkiye ya da bizim memlekete bakmıyorum. Dünya ne istiyor? Dünya modasında tabii. Ne istiyor? Mesela şu an daha sabit, hiçbir yere oynamıyor, sahada istiyorlar. Ama tabii tasarımcıya göre değişiyor. Mesela o diyor evet istiyorum, böyle daha kadınsal yürümek istiyorum dediği zaman tabii... Yani otomatik şekilde her yürüyüşler var. Kim ne isterse onu biz yapıyoruz. Bazen çok sert bakıyorsunuz mesela. Evet. Bazı şeylerde, defilelerde modeller bir yürüyor William. Sanki dövecekler böyle. Yeah. Evet, bizim işimiz hava atmak. O yüzden. Ay çok tatlısınız ya. Şimdi ne anlama geliyor diye bir bölümüm var. Oraya geçeceğiz. Böyle birazcık sıkıştıracağım size. Ama çok... Zor bir şey yok vallahi, bilirsiniz bunları. Benim senle başlayalım. Ne anlama geliyor? Ağırdan almak. Ağırdan? Ağırdan almak. Ne demek? Bana göre bir çorba. Çorba mı? Çorba. Çorba mı? Her şey çorba. Her şey çorba. Ama mesela çorbayı pişirirken ağırdan almak gerekir bazen. Kısık ateşte ağırdan alarak. Bir baharat gibi bir şey. Yok, sen bildin mi? Ağırdan almak demek daha ciddi bir şeyle mi alakalı? Ya birazcık yavaş, hani ağırdan almak böyle yavaş yavaş hareket etmek, yani acele etmemek. Çorbayı pişirirken şimdi kısık ateşi kısmak gerekiyor bir noktada. Mesela ağırdan almak gerekiyor, öyle devamlı. Ben de sanki çok iyi yemek yaparmışım gibi. Duyan da üstadla hani rezalet yemek yapıyorum ama hani bir noktada böyle ağırdan alınır. Demek ki yaklaştık. Baklayı ağzından çıkarmak ne olabilir? Ayzi sustun artık bir baklayı ağzından çıkar. Baklayı demek baklava mı? Baklava değil. Açar bir bakla. Yok, bakla bu. Bakla? Bakla bir sebze. Ağzından çıkartmak. Baklagil. Demek bir insan konuşuyorsa onu durdurup da o konuşan ağzının yani kelimesini mi böyle bozmak? Yok, o lafı ya da ağzından almak. Söylemek isteyenin o söylemeden sen söylesin o zaman. O lebleminden leblebiyi anlamak. Ama bu ne biliyor musun? Ben şimdi sen şimdi biraz daha anlayacağım bak. Bir şeyi söylemeye çalışıyorsun, söyleyemiyorsun, ıkınıyorsun, sıkınıyorsun, utanıyorsun, Eveliyorsun, geveliyorsun. Aydı, bıydı, bıydı. Sonunda karşındaki kişi diyor ki, yeter artık ama çıkar şu baklayı ağzından. Aa, anladım. Hani söyle ne söyleyeceksen. Hmm. Hani bır bır bır, ıdı dı bıdı. Ne ha, var? Ne var söyle. Dışarı çık. He, baklayı çıkarmak. Çıkar. Baklavayı doldurmuş aslında. Ağzındaki baklayı değil mi? He, çıkar ha, ağzındaki baklayı. Artık kullanacağım onu. Aynen. Sen baklava diye de bilirsin. Çıkar artık şu ağzındaki baklavayı. Bardağı taşıran son damla. Tekrar. Bardağı taşıran son damla. Son damla. Hmm. Son damla. Yani. Heh. Ne olabilir? Yani. Yo, lahmacun düşünüyorduk. Lahmacun. Ama Küba olduğum, Kübalı olduğum için sondanla dediğim gibi baklaya çıkar şunu. Mesela evet yok. Bak bak Ayz ne diyor? Çıkar artık şu baklayı ağzından dedi. Hemen öğrendi. Ya durma. Elemek durma, müzik yapmak durma, hayat durma, ne olsun olsun durma. Aa, güzel olurdu öyle olsa ama bardağı taşıran son damla sen biliyor musun? Sabır bitti. Hah. Bak sabır bitti artık sabır yani. Bittik. Artık son bardağı taşıyan yani son damla artık taştı yani bardak. Bu da son damla oldu. Hani bir damla kalmıştı taşmasına. O da oldu. Ha. Ben bunu çok da yaptım. İşin yani aklıma kalmaz. Palavra. Palavra. Hmm. Palavra, palavra, palavra. Yalan. Şarkıda da var. Bir şey, şarkıda bir şey, var. He. Palavra. Ama o niye demek? Palavra. Sen biliyor musun? Gibi. Yalan. Ha, aynen. Atıyor yani. Yalan. Aa. Yalan dolan. Hani seni çok seviyorum. Palavra, palavra, anladım. Palavra. Çok zenginim. Palavra, palavra. Biz Küba'da aynı bir şey kullanıyorum. Ha ne diyorsunuz? Kullanıyoruz. Ha, he. Boş konuşan. Evet. Bizde de çok şeyler var bizde onunla göre. Ay bilemeyeceksin bunu. Ay eminim bak. Taban vay. Taban vay. Tramvayı biliyor musun? Evet. Ha biniliyor hani. Evet. Taban vay ne olabilir sence? Taban. Ha vallahi ne akıllı kızsın bak. Patkabluçnik o Rusçası. Kadınlara böyle ay ne dese her şeyini yapan bize patkabluçnik diyor. Yani öyle mi? Her şey taban yani yok. İnsan ne diyorsa ona evet evet tamam diyor. Ha, değil yok mi? Bu taban var yani tramvay araç ya. Aa. Taban var da hani taban ayağının tabanı. Hmm. Ya, yürümek demek hani taban var gidiyorum hani tek başıma ayağım ya yani ayağımla gidiyorum demek. Taban var. Kafadar. 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 Kübalılar mesela çok kafadar insanlar. Yani kafadar. Nasıl söyleyebilir? Yani birisi o dar kafalı o senin dediğin. Fikri sabit diyeceksin. Kübalılar kafadar. Dar kafalı değil ki. Kübalılar kafadar. Kafadar. Kafadar da olumlu bir şey. Kafa rahat olsun. Aynen ya kafadar ve arkadaş böyle aynı kafadayız. Hani biz seninle kafadarız mesela. Ya. Kafalarımız uydu. Kafadar yani böyle. Abur cubur senin pek aranın olmadığı abur bir şey. Abur cubur. Abuk zubuk gibi mi? Benziyor ama ne olabilir? Abur cubur. Abur cubur. Hareket mi abur cubur? Yok. Yemek mi? Heh. Ne yemeği? Abur cubur yiyorsun mu? Heh. Abur cubur işte. Çok fazla. Şey böyle besin değeri olmayan ama çok lezzetli olan şekerler, pastalar. Bize olmayan şey işte. Heh. Abur cubur. Maalesef keşke yesek oh. Çantada keklik. Çantada keklik. Yani mantıklı olmak ne var kuruyorsun. Ha yok biraz yakın gibi. Bu iş çantada keklik. Hani oldu yani. Aynen, ne var? Oldu. Yani. Oldu bu iş çantada keklik. Çok kolay yani çok basit çok kolay olur bu iş. Eksik olma. Sağ ol eksik olma. Aynen sağ ol eksik olma. Soğukkanlı. Soğukkanlı. Yani ruhsuz olur insanlar yani bir insan ruhsuz, yani ruhsuz diyorsun. Çok aslında soğuk insanlara öyle diyoruz. Mesela Kübalılar soğuk değil, Türkler soğuk değil. Soğukkanlı biraz daha farklı. Hani sakin, böyle hani telaşlanmayan. Benim babam mesela doktor. Allah'ım yani ölürüz ağrıdan, babacığım ölüyorum bilmem ne. O hep soğukkanlıdır böyle hani. Çünkü ya. Panik yapmaz. Annem de tam tersi panik. Kızım ne oldu? Aman kızım, aman ya, kızım. Tabii, tabii, tabii. Anneler bu tarafa. Anneler tabii, böyle değil mi? Hadi şimdi ben bu sefer size böyle güzel bir şarkı söyleyeyim. Öyle bir şarkı molası verelim. Bir varmış, biri yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış, bilemem. Karadalar karşımda, kimsem yok ardımda. Karadalar karşımda, kimsem yok ardımda. Nereye döndüm ben, nasıl oldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Nereye döndüm ben, nasıl oldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Karadalar karşımda, kimsem yok ardımda. Karadalar karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl oldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Ayrılık acısı, ayrılık sancısı, yüz kere bir kere yağmur gibi gözyaşı. Dökemem ben pek, içime atarım ben. Ama şimdi belki güneş doğacaktır yeniden. Bir varmış, biri yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış, bilemem. Beautiful. Ay, bravo, Ha, çok güzel. Çok Harika. Teşekkür ederim. Biraz gurbet acısını anlatan bir şarkı bu. Aslında memleketini özleyen bir kadının hikayesi. Onun üzerine yazmıştım. Birazcık o yüzden size de yakın aslında. Çünkü ne kadar Türkiye'yi sevseniz de kendi ülkenizi de arada özlüyorsunuzdur mutlaka diye Hasret. Düşünüyorum. Tamam. Peki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi Küba, az önce söyledim ya, UNESCO'ya göre yaptıkları anketlerde insanların en çok görmek istedikleri, ziyaret etmek istedikleri ülke. Şimdi ben aldım eşimi diyelim. İnşallah biz de bir gün gezeceğiz, geleceğiz. Geldik Küba'ya. Sen bizi nerelere götürürsün? Nereleri gezelim? Neler yapalım? Dans edeceğiz, o belli. Şarkılar söyleyeceğiz, o belli. Tabii. Avokado çok yiyor musunuz mesela, doğru mu? Kahveniz çok meşhur tabii. Avokado evet. Yani bir yerde var. Benim için çok enteres. Zaten Küba en meşhur bir şey Küba'dan. Müzik. Tabii. Ve dans. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Bütün Küba müzik. Santiago de Cuba, yani Karip şekilde Küba oraya geliyor. Son, mambo, cha-cha-cha, rumba. Bütün müzik aşağı yukarı Küba'da. Ve bu yerden Havana kalmış. Havana'dan bütün dünya yayıldı, batıyor. Yani, özellikle Santiago de Cuba çok önemli. Havana çok şey var. Atatürk heykeli var değil mi? Var. Ama Türkler ne biliyor, ne bilmiyor. Ben Havana'da şu anda oturuyorum. Benim anne bir... Yani koy bir yerde. Oraya Nasirmet ve Atatürk. Başka bir tane var. 2 tane beraber. Aynı parka. Benim Instagram koydum. Çok Türkler şaşırdık. Hikaye var. 50 sene önce oraya Türkler var Küba'da. Onlar yaşıyor. Yaşlı insanlar. Onlar para topluyor. Bu park yaptık. Ay güzel bir park. Ama turistler oraya gelmiyor. Ben Yağmur'un tesadüf buldum diyor. Benim konuşu. Ne yapıyor bu? Nasirmet ve Atatürk beraber. Bak, Türkiye'de böyle bir şey yok. Evet. Görmedi. Evet. Nasirmet ve Atatürk aynı yere. Öyle bir şey yok. Ve Küba'da? Havana'da var. Havana'da. Ne kadar güzel. Ya. O zaman bu... Kübalılar gerçekten bizi seviyorlar. Gerçekten bizleri seviyorlar. Tarihimize meraklılar. Muhteşem bir şey vallahi bunu duymak. Bir minik kısa ara vereceğiz. Ondan sonra o kısa aradan sonra hemen döneceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Sen şimdi bize çok güzel programın başında İstanbul şarkını söylemiştin ama onun hikayesini biraz anlatsana bize William. Nasıl yazdın? Ya... En başta İstanbul en sevdiğim bir şey, şehir sessiz. Yani İstanbul o bir sessiz var. Bu yakalamak için galiba yabancı olmak lazım. Yani turlar burası yaşıyor, sürekli trafik, turlar konuşuyorsun. Olumsuzlukları görüyorlar. Yani, turlar... çok şikayet yapıyor. Evet, biz şikayet ediyoruz değil mi? Ah biz, ah biz. Biz yabancılar olduğu için daha açık kalıyoruz. Ama biz ama diyoruz. Trafik ama çok güzel, ama deniz, ama müzik, ama insanlar, ama yemek. Biz sürekli... Siz daha çok sahip çıkıyorsunuz İstanbul'a. Bir noktası ben diyorum, o kadar ama ben çok kuruyorum İstanbul'a. İstanbul ama o kadar ben sevmedik yani. Havana'dan daha çok seviyorsun İstanbul'u. İstanbul, kesinlikle. Kesinlikle. Yani utanmak falan yok. Ben Küba Koylu, Guajiro. Ben Havana'da yaşamıyorum. Ve hiç Havana hiç sevmedik gittik zaman. Sadece müzik, aktivite, ambient falan. Ama İstanbul, bu sessiz deniz, insanlar gidiyorsun. Martılar. Yani ve İstanbul ses olarak, ses konusunda çok cıvıl cıvıl. Çok karışık. Yani İstanbul ses olarak çok karışık. Kozmopolit. Çok büyük, yani çok büyük şey. Evet, kültür olarak da öyle. Ne medeniyetlere başkentlik yaptı. Ben çok seviyorum bu şehir ya. Ve aslında İstanbul en uzun yere kaldım benim hayatımda. Yani, Küba'da her yerde taşıdıyor. Ama İstanbul'dan vazgeçemedin. Yani. Bana yakaladık ya. Harika. O şarkı da öyle çıktı. Ve yani böyle yavaş yavaş başlıyorum. Önceki sadece İstanbul'da ne kadar seviyorum seni ne söylüyorum ve insanlar daha espri vermek için. Sonra bütün şeyleri koydum. Yabancı şey bulmak istedim. Orta yolda Küba ritim ve İstanbul yani Türk ritimler. Yani ben bu meyhane müzik çok seviyorum. Türk sanat müziği çok seviyorum. Ne güzel. Halk müziği, halk müziği çok seviyorsun. Acayip güzel bir şey. Harika. Yani bana çok şey. Ve birleştirdin. Ve birleştirdin. Evet, o yüzden görüyorsun, duyuyorsun. Tur davulcu duyuyorsun. Darbuka altında var. Evet. Yani. Harika olmuş. Neyik istedik ama neyik bulamadık. Neyik mesela. Ney sesini çok seviyorsun. Bir şey var daha var. İstanbul benim şekilde müziği yakmak değiştik. Küba'da ben şey yaşıyorum. Romantik parçalar, duygusal parçalar. İstanbul'a geldiğinde başladık. Ben 12 böyle bir şey. Ben 2 tane William oldum. İstanbul'dan önce, İstanbul'dan. 2 William. İstanbul öncesi, İstanbul müzik sonrası. Müzik konusunda yani. Harikasın. Ben şu anda bütün müziği duyuyorum, hissediyorum. Hareket olsun, dans etmek, işin olsun. Yani artık ağlamak falan öyle bir şey yok. Bitti yani. Harikasın. Peki şimdi bize bir tane Küba şarkısı söylesene. Hatta adını ben bir türlü telaffuz edemediğim o şarkı var ya, neydi adı? Oye como va. Oye como va. Oye como va. Oye como va. Oraya gideriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Mulata, oye, mira que yo vengo con soltura y calidad para cantarle a Turquía un sabroso, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? Oye, ¿cómo va? Bueno para gozar, mulata, oye cómo va. Mi ritmo bueno para gozar, mulata. Vamos a gozarlo sabroso y darlo suavecito. Vamos a bailarlo sabroso y bailarlo suavecito. Porque yo vengo de Cuba. Y yo vengo suavecito, suavecito, oye cómo va. Mi ritmo bueno para gozar, mulata, oye cómo va. Mi ritmo bueno para gozar. Oye, cómo va. Que yo vengo con los turcos y vengo sin maldad. Mashallah, Turquía, mashallah. Oye, cómo va, mashallah. Oye, cómo va, mashallah. Suele. Oye, cómo va, mashallah. Dice. Oye, cómo va, mashallah. Oye, cómo va, mashallah. Oye, cómo va. Maşallah. Maşallah. Sana maşallah William. Pardon Ali William. Ali William. Niye William değil artık Ali. Soyadında neydi? Gonzalez miydi? Gonzalez. Ali Gonzalez. Gonzalez de ne kadar müzikli bir soyadıdır ya Rabbim. Şimdi minik bir yarışmamız var. Evet. Hangisi canı istemek anlamındadır? Hani bir şey istemek anlamındadır, tamam mı? Hangisi? Bir şey istiyorsun böyle. A. Oh canıma değsin. B. Canıma minnet. C. Canım çekti. D. Canım çıktı. Canım çekti. Bizim canımız çok tatlı falan çekiyor ya ondan. Ya, ondan galiba. Tatlıları yiyeyim. Senin de çorba çekiyor sürekli canın. Öğrendik artık. Peki hangisi bir İstanbul semtidir? A. Yok selvi. B. Top selvi. C. Boş selvi. D. Can selvi. Hangisi bir İstanbul semti? Yani Beyoğlu gibi bir semt. Hangisi? A. Yok selvi. B. Top selvi. C. Boş selvi. D. Can selvi. Top selvi mi? İkinci. Sence? En son. Sence can selvi. Can selvi güzelmiş aslında ama vallahi sen bildin. Kartal'da bir semt. Attın mı bildin mi? Attın mı kafadan salladın mı? Yani. Ama doğru bildin. Buldun mu? Buldun valla top selvi. Kartal'da bir semt. Vallahi bildin. Hangisi bir bahane sözü değildir? Biz böyle Türkler bahaneler uydururuz, tamam mı? Çok uydururuz. Bak hemen evet. Mesela işte hangisi değil, hangisi bahane değil? A. Elektrikler kesik. Elektrikler kesik de hocam. B. Almanya'dan oğlum gelecek. C. Bu hoca bana taktı. D. Bu işe ihtiyacım var. Hangisi bahane sözü değil sizce? Üçüncü. Hoca bana taktı. Ha. Sen? Son. Bu işe ihtiyacım var. Bildi. Ha. Hepsi bahane bak. Elektrikler kesildi hocam. Olayı ders çalışamayınca biz söyleriz. Yani çocuklar hep, hocam elektrik kesikti biz bakamadık derslere falan. Almanya'da mı oğlum gelecek? Kiracıyı çıkarmak için bahanedir. Hani sen çık benim oğlum hep de Almanya'dan gelir. Niye İzmir'den gelmiyor bu oğlan? Neden Avusturya'dan gelmiyor? Neden Amerika? Niye Almanya'dan geliyor belli değil. O hep Almanya'dan gelir o oğlan. Hoca bana taktı. Öğrenci hiçbir zaman ben düşük not aldım demez. Ben çalışmadım demez. Hoca takar. Turlar bu konuda turlar şampiyon. Dünya şampiyonu. Bahane üretiriz. Ben Türkiye'de bütün seviye öğrenmeni yapıyorduk. Galiba söylemedik önceki. Yani kindergarten, ilkokul, ortaokul, üniversiteye kadar bütün seviye zaten Küba'da ben öğrenmeni yapıyorduk. Türkiye'de de yapıyorduk. Bayağı turlar bahane fabrikası yani. Değil mi? Ay vallahi biraz bahane üretiyoruz. Ay maalesef biraz öyle bir huyumuz var. Ama dur tatlı konuşalım. Hangisi bir tatlıdır diye soracağım. Hangisi tatlı bunların? A. Cici bici. B. Bici bici. C. Bıcı bıcı. A. A. Cici bici diyorsun. Sence? Cici bici, bici bici, bıcı bıcı. Bici bici. Bici bici. Bildim, bici bici. Adana'ya özgü tatlı. Bici bici böyle Adana'ya özgü bir tatlı. Cici bici, cici bici giyinmiş. Ne güzel cici cici giyinmiş gibi. Aa, hani. Gerçek tatlı mı? Ha, gerçek tatlı. Yok, ben tatlı konuşmadı ya. Ha, gerçek tatlı mı? Bıcı bıcı, bıcı bıcı yapmak deriz böyle, evet. Çocukları yıkarken bıcı bıcı. Aa, bici bici bir tatlı. Adana'da bir tatlı. Peki şimdi size ne anlama geldiği, nerede söylenir diye bir bölüm var. Onu soracağım. Bu sözleri biz Türkler ne zaman, nerelerde, hangi koşulda söylüyoruz, hangi ortamda? Çorbada tuzun bulunsun. Bak, çorba çıktı, bak bak. Heh. Ben duydum bu. Heh. Ama gerçek çorba anlamında değil bu, bak. Yo, bu bir ima, başka bir şey ima ediyoruz. Başka bir şey demek istiyoruz. Çorbada tuzun bulunsun. Yani. Ne olabilir? Ne olabilir? Hani benim de çorbada tuzum bulunsun. Hani benim de bir neyim olsun, katkım olsun yani. Hani çorbada tuzum olsun. Sen bunu öğren, bu kadar çorba seviyorsun. Çorbada tuzum olsun, benim de bir katkım olsun demek. Hani. Benim hakkında ben bilmediğim bir şey çıkıyorsun sen. Evet, bak şimdi bilmediğim bir şey çıktı. Bunu ne zaman söyleriz? Ben canımı sokakta mı buldum? Ben canımı sokakta bulmadım. Oh. Şey, mesela birisi bir şey diyorsa, yani ona karşı çıksan diyorsun, yani ben o kadar mı düşük müyüm? Niye böyle bir şey yani, yapıyorsun? Ay ben canım, benim canım kıymetli yani. Evet. Gelmeyeyim gibi. Benim canım kıymetli. Ben sokakta bulmadım yani. Evet. Önemliyim ben. Bir yastıkta kocayın. Kime denir? Bir yastıkta kocayın. Bir yastıkta? Bir yastıkta kocayın. Kocayın? Kocayın. Ha. Kocayın. Kocayın. Bilmiyorum. Yok. Utku'yla bana diyebilirsiniz mesela. Bir yastıkta yaşlanın kocayın. Demek yani. Bir yastıkta yaşlanın. Evlendiğinde derler hani. Ömür boyu hep beraber olun yani. Bir yastıkta kocayın derler. Hmm. Peki atasözlerini tamamlatacağım size. Birkaç atasözü. Davulun sesi uzaktan nokta nokta gelir. Ne gelir? Davulun sesi uzaktan ne gelir? Nokta nokta gelir. Kötü mü gelir, iyi mi gelir? Hoş gelir. Hoş gelir işte, bak bildin. Hoş gelir. Hoş gelir, aynen. Onlar yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor biraz, benim orkestra azıcık oluyorlar, yardımcı olsun. Biz ayna dil konuşuyoruz yani. Ne? Biz ayna dil konuşuyoruz. Aynen öyle, siz müzik aracılığıyla zaten iletişimdesiniz. Eğri oturup dı 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 konuşalım. Dıttı konuşalım. Eğri oturup dıt konuşalım. Ne konuşalım? Dedikodu mu? Tatlı. İstersen dedikodu da konuşuruz ama eğri oturup tatlı konuşuyoruz. Eğri oturup doğru konuşalım. Doğru konuşalım. Bizim aklımıza hep dedikodu. Hemen dedikodu geliyor. Rüzgar eken dıt biçer. Ne biçer? Rüzgar eken dıdı biçer. Bir şey biçer. Rüzgar eken fırtına. Fırtına biçer. Aynen. Lafla ne gemisi yürümez? Lafla bir şey gemisi yürümez. Lafla nokta nokta gemisi yürümez. Hadi 3 şık veriyorum size. Lafla A. Süt, B. Ekmek, C. Peynir. Ekmek? Lafla ekmek gemisi yürümez diyorsun. Sen lafla süt gemisi mi yürümez? Süt. Peynir mi? Süt. Yoksa... Süt gibi. Peynir. Ben peynir çok seviyorum ya. Peynir zaten yiyelim, seviyoruz ama lafla peynir gemisi yürümez. Çünkü hani yani boş lafla olmaz yani. Gemi... Neden peynir? Ha, peynir. Neden peynir? Niye peynir hakikaten? Süt sürer mi? Vallahi ben de bilmiyorum. Peynir gemisi niye peynir acaba? Niye hakikaten ekmek gemisi niye ekmek değil? Niye değil? Niye? Açıklayın bize Türkologlar lütfen. Önümüzdeki hafta bize bunu açıklayın. Ama sizden bu yanıtı almadan önce bir konuklarımdan gelecek planlarını öğreneyim. Evet, Ayz, bana anlatsana, ne yapmak istiyorsun ileride gelecekle ilgili? Tabii bu kariyer konusunda, bu modellikle daha ilerlemek istiyorum. Zaten burada en iyi firma, kanal, hocalarla, tasarımcılarla çalışıyorum. İsimlerini söylemeyince reklam yaptım gibi olmayın. Söylemesem de birileri küser. Yani şu anda oyunculukta eğitimini alıyorum. Harika. Yani biraz oyunculuk piyasasına da saldırmak istiyorum. Bir de sunuculuk da çok hoşuma gidiyor. Ama diksiyonumu düzeltmem lazım. Yani bu kariyer, ilerlemek kariyer. Bir de yurt dışı ile de çalışmak isterim. Evet tabii, yani sonuçta Best Model of the World dediğimiz şey sadece Türkiye için geçerli değil, bütün dünyada elde ettiğim bir ödül. O yüzden eminim ki bütün arzuların, hayallerin gerçek olur. 2 senede bu kadar iyi Türkçe öğrenebildiysen o diksiyon da çok kısa bir sürede toparlanacaktır. Ben buna eminim. Hiç merak etme. İnşallah her şey istediğin gibi olur. William, senin Ali senin gelecek planlarını alalım bir de. Aslında biz ben Trio Chocolate grubumuz var. Benim Hanin, Yağmur tur parçası yazıyor kendi kendine. Biz şu anda önceki söyledik ya, ben bir yolda bulmak istiyorum. Küba müzik ve Latin müzik ortasında. Yağmur bu şans bana veriyor. Çok tatlısın, diyorsun ki benim hanım Yağmur diyorsun. Benim hanım. Yani o kadar tatlısın ki gerçekten böyle Türkler biz hanım deriz ama yani yabancılar pek hani eşim, karım. Öyle, hanım tam artık böyle Türk olmuşsun ya. Benim hanım Yağmur diyor. Yağmurum. Biz şu anda bu yolda gidiyoruz. Yani Trio Chocolate hem Küba müziği yapıyor, hem Latin müziği yapıyor, hem Türk müzik ama orijinal müzik yapacağız. Çok güzel. İnşallah. Sizi takip etsen Trio Chocolate değil mi? Trio Chocolate, Instagram'dan Trio Chocolate. Trio Chocolate. Ay diliniz de o kadar böyle kıvrak, o kadar tatlı ki. Gerçekten konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Eminim siz de benim kadar keyif aldınız. Önümüzdeki hafta yine çok tatlı konuklarım olacak. Bu kadar tatlı olurlar mı bilmiyorum. Zaten Ali'nin, William'ın grubunun ismi Trio Chocolate. Yani isminde çokolate var. Her ne kadar biz ne yazık ki fazla tatlı yiyemesek de. Önümüzdeki hafta ben izleyici olmak istemiyorum. Ben artık geleceğim stüdyoda, kendim boyumu göstereceğim, anlatacağım diyorsanız, ben de Türkiye'de yaşayan bir yabancıyım ve kendi hikayemi anlatacağım. Burada camın arkasında kalmayacağım diyorsunuz. Gelin stüdyoda ağırlayalım sizi. Sizler anlatın hikayelerinizi. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Instagram ve sosyal medya adreslerimizden oralarda şimdi yazıyordur altımızda. Kesinlikle ekranın altında. A Para sosyal medya hesaplarından ya da benim Aydilge sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizi burada ağırlamaktan çok keyif alacağımıza da eminim. Ve veda etmeden önce son böyle romantik bir parçayla veda edeceğim sizleri. Aşığım çok fena aşığım diyeceğim.